Merhaba arkadaşlar. Bugün engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç alım satımında en çok sorulan, en çok merak edilen konulara hızlı bir şekilde cevap verip bilgilendirme yapacağım. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için önemli bir konu. Onun için şimdi veya ileride ÖTV muafiyetli araç alacaksanız mutlaka baştan sona videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi çip krizi yüzünden araç kıtlığı yaşanıyor. Ama bu durumun çok uzun sürmeyeceği aşikar. Zaten birçok büyük marka sorunu aştıklarını ve tam üretime geçeceklerini açıkladılar. 2022'nin ilk çeyreğinde bayilerin yarı yarıya, ilk yarısına doğru da tam anlamıyla otomobil dolacağı artık belli oldu. Hal böyleyken ÖTV muafiyetli araç almak için araştırma yapan, bize sorulan sorulardan en çok merak edilenleri cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Üzerimde 5 yılı dolmuş, ÖTV muafiyetiyle aldığım aracım dururken ikinci aracımı alsam sorun olur mu? Hayır, sorun olmaz. İkinci aracınızı da ÖTV muafiyette alabilirsiniz. Sadece ilk aldığınız aracın MTV'sini ödemeye başlarsınız. Babamın vasisi benim. Demans hastası. Her şeyiyle ben ilgileniyorum. Şimdi raporumuzla araç alma hakkımız var. Vefat halinde araç vasisine, yani bana mı kalacak? Vefat halinde kanuni mirasçıların hepsi pay sahibidir. Sizin vasisi olmanızın veya babanıza tek bakmanızın hukuk nezdinde hiçbir önemi bulunmamaktadır. Kardeşler arasında bu durumdan dolayı çok tartışmalar çıkmaktadır. Hukuki durumları göz ardı etmeden hareket edin. Yoksa ileride daha büyük sorunlara ve anlaşmazlıklara varan sonuçlar doğabiliyor. Megane için kapora verdik. Aracın gelmesini bekliyoruz. Malum kriz yüzünden araç biraz gecikti. İlk sorum, biz aracı bayağı uyguna aldık. Son zamlardan önce almıştık. Ama şimdi 55.000 TL arttı aracın fiyatı. Bayi bizden bu zamları isteyebilir mi? Yoksa aldığımız rakam geçerli mi? Bir de Allah korusun babam araç gelene kadar vefat ederse ne olur? Araç iptal olur mu? Aracı alırken yaptığınız sözleşme geçerlidir. Fiyatı proformada neyse odur. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bazı bayiler karşılarında hukuksal olarak haklarını bilmeyen veya arayamayacak durumda olan engelli aileleri için tabiri caizse zarf atarlar. İlk önce, yani yedirebilirlerse evet, araca gelen zammı isterler. Siz karşı gelirseniz, dik durup haklarınızı bildiğinizi söylerseniz çark etmek zorunda kalırlar. Bu konuda maalesef benzer durumlarla karşılaştık. Ama kazananlar hep engelli aileleri oldu. Bunu da bilmenizde fayda var. Allah gecinden versin, ÖTV muafiyetli araç alımında engelli birey vefat ederse, araç eğer ki resmi olarak bayiden çıkış yapmamışsa tüm işlemler iptal olur. Kaporanız da size iade edilir. Hocam, raporumla pick-up araç alabilir miyim? Evet, alabilirsiniz ama gerek pick-up olsun, gerekse hafif ticari olsun, ÖTV muafiyeti çok az olduğu için pek tavsiye etmiyorum. Bundan dolayı fazla videoda yapma gereği duymuyorum bu konu hakkında. Ama soru işaretlerini giderme adına son bir video daha yapacağım. Pick-up araçlarda şu an ÖTV muafiyeti %4 gibi komik bir rakam maalesef. Sizden öğrenmek istediğim bir konu var. Yardımcı olursanız sevinirim. 2 yıl önce ÖTV muafiyetli Honda Civic aldık. Ama araç takla attı, perte çıktı. Yeni otomobil alma hakkımız var mı? Öncelikle çok geçmiş olsun. Evet, otomobiliniz perte çıktıysa ÖTV muafiyetli araç alma hakkınız doğuyor. 5 yılın dolmasını beklemenize gerek yok. Hocam, yeniden değerleme oranı belli oldu. Şimdi nasıl olacak? Bekleyelim mi Ocak ayını? Evet, yeniden değerleme oranı belli oldu. Tekrardan revize ettiler hatta. Bir yandan devletin en büyük 4. gelir kalemi olan ÖTV'den daha çok getiri elde etmek istiyor devlet. Diğer yandan seçimler yaklaştığı için engellileri de memnun etmek istiyor. Yani çok muallak bir durumla karşı karşıyayız. Artış olacağı kesin ama artık tam rakam kestirilemez durumda. 400 ila 450 bin TL arası bir üst limit bekleyebiliriz. Planlarımızı buna göre yapmalıyız.
Eğer Aralık'ta her sene olan yıl sonu kampanyalarından olmazsa, ki biraz zor görünüyor, artık Ocak ayını beklemek en mantıklı iş olacaktır. Honda, Toyota gibi markalar tam üretime geçtiler bile. Yani 2022'de bu senede yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız gibi görünüyor inşallah. Hocam, ÖTV üst limiti değişiyor. Ama bayiler de yılbaşı zammı yaparlar. Bize yine hüsran kalır. Yanılıyor muyum? Ocak zammı yaparlar ama araç fiyatları doyuma ulaştı. Bolluğunla yaşanacağı bir sene olacağını düşündüğümüz için fiyat artışları olur yine. Ama yine fazla olacağını düşünmüyorum. Oluşan talebi karşılayacak arz da olacak çünkü. Bir de bizim istediğimiz ÖTV limitinin tamamen kaldırılması. ÖTV üst limiti kaldırılırsa otomobil konusunda birçok sorun kendiliğinden hallolmuş olacak. Özel tertibatla araç kullanması gerekir raporum var. Yurt dışından otomobil getirebilir miyim? İnternetten bayi ile veya aracı kurumla anlaşsam olur mu? Evet, getirebilirsiniz, böyle bir hakkınız var. Ama hep söylüyorum, bu işi yapan aracı firmalarla olmaz. Siz firmayla anlaştığınız zaman, tamam bu şahıs elimde artık deyip sürekli para koparma peşine düşen firmalar var. Yurt dışından araç almanın iki mantıklı yolu var. Ya gidip kendiniz aracı beğenip alacaksınız, ya da yurt dışında bulunan bir yakınınız sizi aracı alacak. Bunların dışında başka işlere girmeyin, tavsiye etmiyorum. Merhaba hocam. Biz Antalya'da Crossland Essential 1.2 bulduk. Ama bayi bizden 260 bin TL istedi. Biraz araştırdık, fiyat çok yüksek geldi. Ne yapalım, alalım mı, şikayet mi edelim, arada kaldık. Merhaba. Aracın normal fiyatı o zaten. Sakın bu rakamlarla araç almayın. 320 bin TL'lik araca size 60 bin TL indirim yapmışlar dalga geçer gibi. 2022'yi bekleyin, daha iyi fırsatlar elinize geçecektir. Şikayet konusuna gelince kesinlikle şikayet edin arkadaşlar. Pandemide araç kıtlığını fırsat bilen bayiler çok fazla rakamlar istiyorlar araçlara. Sakın vermeyin. Şikayet için de Ticaret Bakanlığı Alo 175'e veya 0312 449 10-0 numaralı telefonu arayarak şikayet edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Google Play Store'dan Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı şikayet bildirimi olan HFA bildirimi uygulamasını indirip oradan da şikayet edebilirsiniz. Bunların yanı sıra CİMER'e şikayet edebilirsiniz ve şikayet var.com'a da şikayet başlığı oluşturabilirsiniz. Kaymakamlıklarda bulunan tüketici haklarında da şikayet talebi oluşturabilirsiniz. Son olarak da direkt dava açabilirsiniz tüketici mahkemesine. Merhaba kardeşim. Aslında herkes için en önemli konu yakıt. Neredeyse her gün benzine zam geliyor. Fiyatlar koptu gitti. Dünyanın en pahalı yakıtlarını kullanıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Elektrikli araçlara henüz ülkemiz hazır değil. En az 10 yıl daha var diye düşünüyorum. Şarj başlı başına bir sıkıntı olduğu gibi şarj süreleri de sıkıntı. Çünkü otomobile acil ihtiyacınız olduğu zaman 4 saatten önce bataryası dolan araç yok. Engelli olmayan bireyler için neyse de hastalıklarla cebelleşen kişiler için pek kullanışlı değil. Fakat hibrit araçları öneririm. Aracımızı 6 yıl önce almıştık. Şimdi satmak için ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Aracı alacak olan kişiyle notere gitmeniz yeterli satış için. Ocak ayında hangi aracı alsam 5 sene sonra sattığımda en iyi karla satabilirim hocam? Kanaatimce ya hibrit ya da SUV araç alırsanız 5 yıl sonra iyi karlarla satabilirsiniz. Gelecek hibrit araçlara döneceği için şimdiden iyi bir adım atmış olursunuz. Bir de artık tüm kullanıcıların tercihleri SUV'lere yöneliyor. Herkes geniş ve büyük araç istiyor. Bu trend gittikçe büyüyecek bence. SUV alanlar da pişman olmazlar. ÖTV muafiyetli motosiklet alabilir miyim hocam? Evet, alabiliyorsunuz. Fakat raporunuzu motosiklet için heba etmenizi tavsiye etmem. Çünkü motosiklet alırsanız otomobil alma hakkınızı da bitiriyorsunuz. Yani 5 yıl beklemeniz gerekiyor. Karavan alma hakkımız var mı, çok merak ediyorum. Evet var ama kıstasları çok.
Bu konu hakkında özel bir video çekeceğim. İzlemenizi tavsiye ederim şimdiden. Engelli maaşı alıyorum hocam. Ocakta artış olacak diyorlar. Maaşım kesilir mi? Hangi sıfır aracı alırsanız alın maaşınız kesilir arkadaşlar. Bu konuda devlet artık hiç müsamaha göstermiyor. Ona göre düşünüp tartın. Üzülecek adımlar atmayın. Arkadaşlar, genel hatlarıyla en çok sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Merak ettiğiniz her konuyu yorumlara yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevap verilecektir. Sağlıcakla ve takipte kalın.